Ne günlerdi ama. Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. WatchMojo Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünkü listemizde 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi ile ilgili 5 unutulmaz olaya bakacağız. Headquarters. Yeah, Alican, it's you can probably hear it's really loud here at the AKPARTİ headquarters. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk başkan olarak seçilmesinden Muharrem İnce'nin kampanyasına, medyanın tavrından Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna birçok önem arz eden özne ve unsur vardı. Hadi onları sıralamaya başlayalım. 5 numara, medyanın tutumu. Son yıllarda medya iyiden iyiye yandaş bir tutum içine girdi. AK Parti'nin propagandasını yapmaktan geri kalmayan TRT, A Haber, 24, ATV gibi kanallara seçim kararından önce Demirören grubuna satılan Kanal D ve CNN Türk gibi televizyonlar ve büyük gazeteler de katılınca güvensiz bir medya ortamı oluştu. Özellikle muhalif parti ve liderlere bu kanal ve gazetelerin yer vermemesi, verdiğinde de bunu çok olumsuz havada yapmaları tepki çekti. TRT gibi tarafsız bir kurum olması gereken devlet televizyonu Muharrem İnce tarafından çok eleştirildi. Seçimin ertesi günü açıklama yaparken İnce TRT'yi salon dışına çıkarttı. TRT'yi dışarı alabilir miyiz? Size değil yani. Lütfen. İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerimi vermeyen TRT'nin burada ne işi var? Çok rica ediyorum. 4 numara, Tayyip Erdoğan'ın zenginlik kıstasları. Seçim döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman sinirlendiğini, zaman zaman enteresan vaatler verdiğini gördük. 107 bine yükseldi. Demek ki fakir fukara garip kuraba değil. Yani her eve eğer buzdolabı giriyorsa elhamdülillah demek ki bir refah seviyesi var. Ancak hiçbir zaman Erdoğan bu kadar seçmeni umursamaz olmamıştı. Bazen mitinglerde, bazen de katıldığı yayınlarda isyan eden vatandaşa ilginç cevaplar verdi Cumhurbaşkanı. Mesela bir radyo programında halkın veryansın ettiği ses kayıtlarını dinleyip teessüf ediyorum demiş ve eklemişti. Artık her evde fırın var. Millet İttifakı diyenlere yani bu söyledikleri şeylerin maalesef üzülerek söylüyorum. Yani asla astarı yok. Bir defa ciddi manada bir inceleme yaparak bunları söylemiyorlar. Ve bundan dolayı da ben tabii kendilerine teessüf ediyorum. Bakın Türkiye'de 15 sene önce acaba evlerde biz fırın bulabiliyor muyduk? Acaba evlerde buzdolabı bulabiliyor muyduk? Çamaşır makinesi bulabiliyor muyduk? 3 numara, Kıraathane Vaadi. Bay Muharrem, çalmayacaksın ha. Bak, ince ince götürmeyeceksin. Nedir o? İnşallah yeni bir adım. O da millet kıraathaneleri kuracağız. Vaatler seçimlerin olmazsa olmazıdır. Söz konusu vaat etmek olunca siyasiler meydanlara sığmamışlardır. Mesela Besim Tibuk'un ne varsa satacağız demesini kimse unutmaz. Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de. Ya da Cem Uzan'ın mazot 1 lira olacak vaadini. Ancak kimse Tayyip Erdoğan'ın vaatleri gibisini görmedi. Özellikle Kıraathane vaadini. Bay Muharrem öyle değil. Burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride inşallah keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek hem kitabını alıp okuyacak hem de oradan kekini alacak, çayını, kahvesini alacak ücretsiz. Bu vaat İnce ve Akşener tarafından çok eleştirildi. Kamuoyu da işle ilgili bir vaat beklerken çay, kahve ve kekin bedava olacağını öğrendiği kıraathane fikrine şaşırdı. Burada şehrin içindeki şeker fabrikasını 487 milyona satacaksın. Sonra gideceksin. Diyeceksin ki kıraathane açacakmış millet kıraathanesi. Bir de diyor ki orada iskambil oynanmayacakmış diyor.
Ne var sana mı soracağız İskambil oynarken? 2 numara Muharrem İnce'nin performansı. CHP tarafından 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı olarak tanıtılan Muharrem İnce, inanılmaz bir miting maratonuna girdi. 107 miting yapan, bazı günlerde 3 ya da 4 farklı ilde konuşan İnce'nin gittiği tüm meydanlar dolup taştı. Vaatleri, performansı, video gösterimleri, verdiği cevaplar ve daha önce dile getirilmemiş birçok şeyi kendine has üslubuyla dile getiren İnce büyük destek gördü. Özellikle seçim öncesi son 3 günde yaptığı mitinglerde İzmir'de 3, Ankara'da 2 ve İstanbul'da 5 milyon kişiye ulaşarak bir rekor kırdı. 1 numara Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni zaferi. Muharrem İnce'ye mesaj attım. Başkanım ne diyorsunuz, yorumunuz nedir, herkes sizin yorumunuzu bekliyor dedim. Adam kazandı dedi. Seçimler Türkiye'de sıklıkla yapılan ve sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı bir olaydır. Evet, bir seçimi daha geride bıraktık ve Recep Tayyip Erdoğan %52'lik bir oy olarak tekrar kazandı. Bu kez başkanlık seçimi ve yeni sistem olduğu için kazandığı en büyük zafer de diyebiliriz. Kamuoyundaki algı Erdoğan'ın ilk turda kazanamayacağı, ikinci turda ise oy deposunun kalmayacağı yönündeydi. Ancak deneyimli politikacı yine kazanarak muhalifleri boş umutlarla evine gönderdi. Özgürlüğü Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir. Bugün Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır. Sizce bu seçim döneminin en unutulmaz olayı hangisiydi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve WatchMojo Türkiye'yi hemen takip edin.